nokta üzerindeki denklemi sağlar arkadaşlar. O yüzden burada karenin bir kenarına A dersem burası da A olur. D noktasının apsisi 1 olduğu için A noktasının da apsisi 1'dir. Böylece C noktası apsisi A artı 1 ordinatı A olan bir noktadır. Ve bu nokta doğrunun üstünde olduğu için denklemi sağlar. 2A artı 2 artı 3A eksi 12 eşittir 0. Böylece 5A eşittir 10a 2 karenin bir kenarı 2 olduğuna göre alan 4'tür C şıkkı. burada bakın y eşittir x demesinin tek sebebi burada doğrunun eğimi 1 ise açı 45 derecedir Çünkü tanjant 45 1'dir unutmayın diyor. Bir nevi onu uyarıyor soru. Bu yüzden burası 6 oluyor. Bu da 6 oluyor. Bir dik üçgen yapıp Pisagor yaparak hipotenüsü buluruz Bu da aslında OC. Çemberin üzerinde bir nokta olduğu için 6, 8, 10'dan yarı çaptır. Bu yüzden O, A da yarı çaptır. A noktası 10'a 0'dır arkadaşlar. B şıkkı. 3 tane birim kare var ya arkadaşlar. Yarısı 6,5'tur. Yalnız sizin çizeceğiniz doğruya dikkat etmeniz lazım. Çizdiğiniz doğru orijinden geçer. Şöyle bir doğru olur. Sonuçta bu sonsuza kadar gidiyor ya. Haliyle arkadaşlar görmeniz gereken ne biliyor musunuz? Normalde evet böyle bir öyle bir yer ki te, rastgele çizdim takılmayın şimdi ona ner buradan geçmiyor ki hocam falan demeyin. Burası arkadaşlar 6.5 olması lazım değil mi? Ama dik üçgen olması için biz şunu da eklemeliyiz ki böylece bilmediğimiz bir uzunluk var burada A kadar ama burasının uzunluğunu biliyorum 5. Bu üçgenin alanı 6.5 değil 7.5 yani 15 bölü 2 çünkü normalde taralı bölgeyi 2'ye ayıracak. Beyaz bölge yok. Onu ben ekledim üçgene tamamlamak için. Böylece o yeşile boyadığım bölgeyle birlikte 6.5'a 1 eklersem 7.5 oldu. Bu yüzden arkadaşlar. Artık bundan sonra da söyleyeceğimiz şey bunlar sadeleşti. A3 geldi. Güzel. Bu doğrunun eğimi o zaman tanjant alfadan karşı bölü komşu. Şöyle göstereyim bakın. Karşı bölü komşu tanjant alfa 5 bölü 3. Z'den dolayı burası da alfa. Bir doğrunun eğimi sağ yatıksa direkt tanjant alfayı eşittir. Haliyle y eşittir 5 bölü 3x doğrusu oldu. İçler dışlardan 3y eşittir 5x a şıkkı. Bir doğru diğer doğruya dikse arkadaşlar eğimler çarpımı eksi 1'dir. Haliyle şu doğruda eğimde sabit sayının önemi yoktur. Y'yi yalnız bıraktığınızda x'in kat sayısı doğrunun eğimini verir. 2'ye eşittir. Eksi x her iki tarafı eksi 2'ye böldük. Böylece y'yi yalnız bırakmak demek zaten kat bölmek demek. Bölünce eksi 1 bölü 2 oldu. Eksi 1 bölü 2 ile neyi çarparsak eksi 1 olacak? Tabii ki 2'yi. Demek ki bu doğru y eşittir 2x artı n şeklinde bir doğruymuş. Bir de 3'e 4'ten geçiyor. O zaman y'ye 4 ver. x'e 3 ver. n arkadaşlar eksi 2 oldu y eşittir 2x eksi 2. Hepsini e, bir tarafa atayım. 2x eksi y eksi 2 eşittir 0. Aynen şu doğruya uydu bakın. Eksi 2 eksi 2 bunlar aynı. O zaman y'nin katsayısı olan k eksi 1'miş. x'in katsayısı olan m 2'ymiş. Toplamları arkadaşlar 1 geldi d şıkkı. Arkadaşlar dik kesişiyor. Köşegenler de dik kesişiyor demek yani. O zaman İki doğru dik kesiştiğinde eğimler çarpımı eksi biridir. Bu soruda D doğrusunun denklemini bulmak için en önemli halimiz eşkenar üçgenin pardon eşkenar dörtgenin köşegenlerinin dik kesişmesini görmek. Haliyle burada 6 birim burası da 8 birim tanjant alfa 6 bölü 8'den 3 bölü 4 oldu. Haliyle D doğrusunun eğimi de o zaman eksi 4 bölü 3 olacak. Y eşittir eksi 4 bölü 3 x artı ne? Şimdi artık x gördüğümüz yere ne yazacağız? Onu da şuradan. 2 noktanın orta noktasıdır. Köşegenler birbirini ortaladığı için. Eksi 4'e 3 olur. Yerine yaz. Y'si 3. X'i eksi 4. Buradan n'yi bulmaya çalışalım. 3 eşittir 16 bölü 3 artı n. N de arkadaşlar eksi 7 bölü 3 geldi. Şimdi artık y eşittir eksi 4 bölü 3 x eksi 7 bölü 3. Payda eşitle 3y eşittir eksi 4x eksi 7. Hepsini sol tarafa atarsam 3y artı 4x artı 7 b şıkkı geldi. Kelebek benzerliğini bence bir görelim önce arkadaşlar. Bakın burada ab ile şuraya bir l desek ab ile lc birbirine eşit olacaktır kelebek benzerliğinden dolayı. Bir de doğruda x gördüğüm yere 0 yazarsam Y'si 12 olur. Aslında L noktasının koordinatları işte bu doğru için. Demek ki 6 birim burası. Tabii ki kelebek benzerliğinden B, A da 6 birim. Böylece 6'nın karesinden 36 oldu. Gayet kolay geldi bakın A şıkkı. Arkadaşlar burada özel bir durum var. Y'yi yalnız bıraktığınız zaman eksi 1 bölü kök 3 x oluyor. Şurada bakın sabit önemli değil. Bu bize neyi anlatıyor? Bu doğrunun eğimi tanjant 120 şey e, tanjant 150 derecedir. Çünkü 150 derecenin tanjantı eksi 1 bölü 3'tür. Haliyle buraya 30 derece kalır. X'e 0 verdiğimiz zaman Y'si 2 kök 3 oldu. Y'ye 0 verdiğimiz zaman 6. Gerçekten buradan da görülüyor zaten 60 derece. Burası da böyle 30 derece. Burası da 60 derecenin karşısı 2 kök 3. 30'un karşısı 2. 90'ın karşısı 4. Böylece karenin alanı D 16 geldi üçgen dik üçgense burada şunu görmemizi istiyor. Bu doğrulardan iki tanesi birbirine dik kesiyor. Diğerleri bunlarla normal herhangi bir açıyla kesişiyor. Böyle alfa ve beta gibi. Hangi iki doğru dik kesişebilir? Bir kere bunlar kesişemez. Çünkü bunun eğimi y'yi yalnız bıraktığımız zaman eksi 1 bölü 3x sabitleyişiniz yoktur eğimde. Bunun eğimi y'yi yalnız bıraktığınız zaman x'in katsayısı k. Diğerinin eğimi de y'yi yalnız bıraktığımız zaman 3 bölü 4. O zaman iki doğru tabii ki eğimler çarpımı eksi 1 olmadığı için birinci ve üçüncü doğru dik kesişemez. Ama birinci ve ikinci doğru dik kesişebilir. Eksi 1 bölü 3 ile k eksi 1 olabilir. K buradan 3 gelir. Yine ikinci doğru ile üçüncü doğru dik kesişebilir. K çarpı 3 bölü 4 eksi 1 olacağı için k da buradan eksi 4 bölü 3. K 1 bu olsun. K 2 bu. Alacağı değerler toplamı... 5 bölü 3 geldi arkadaşlar D şıkkı. 1 bölü kök 3 demek arkadaşlar tanjant 30 demektir. Tabi temel trigonometrik bağıntıları bilmek lazım. Sonuçta şöyle bir doğru unuttunuz diyelim. Karşı bölü komşudan buraya 1 yazsanız buraya kök 3 yazsanız gerçekten bakın şöyle daha doğrusu. buraya 1 buraya kök yazacağız. Bu zaten 30-60-90 üçgeninde olan bir şey. Dolayısıyla tanjant 30 yani x ekseni ile yaptığı bu açı 30 derece. Burasının beşgen olduğu için 108 olduğunu biliyoruz. 138 olduğundan geriye 42 derece kaldı C şıkkı. Birim kare demiş arkadaşlar. Haliyle her birinin kenarı o zaman bir birim olacak. Şimdi doğrunun eğimi eksi 2 bölü 3 demek. Tanjantı 2 bölü 3 demektir. Çünkü dik üçgende negatif uzunluk olmaz. Haliyle tanjantı 2 bölü 3 olması için Dik kenar bakın 1, diğer dik kenar 2 bölü 3 olur. Sonra burası zaten 45, 45, 90 üçgeni 1, 1. Taralı bölgenin artık alanını nasıl buluruz? Şu dikdörtgenin alanı 1 çarpı 2 eksi 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 eksi 1 çarpı 1 bölü 2. Beyaz bölgeleri çıkardım. Haliyle burası 2, burası 1 bölü 3, burası 1 bölü 2. 2'den 5 bölü 6'yı çıkaracağız. Buradan da 7 bölü 6 kalır. B şıkkı. Temsili bir şekil çizip arkadaşlar olmazsa onu düzeltirsiniz. Problem yok. Yeter ki bir çizelim. Şimdi x ekseni üzerinde olan ben dikdörtgen böyle mi? Yoksa böyle mi bilmiyorum ama en azından şunu biliyorum. Dikdörtgenin ağırlık merkezi 7'ye 4'müş. Köşegenlerinin kesim noktası. Ee, bir kenarı x ekseninin üstünde ve bir köşegene 11'im. O zaman köşegenler birbirini ortaladığı için Köşegenin yarısı 5 olacaktır. İndirince y 4 olduğu için burası 4 o zaman 3 oldu. Tabii ki tam 2'ye bölecek burayı 3 olacak. Ve yine 1'e 2 orandan dolayı bakın diğer kenarda 8. 6 çarpı 8'den cevap 48 oldu. A şıkkı.